Kıymetli izleyiciler, hoş geldiniz. Bugün dersimiz tarih, özet bilgiler ve ilklerden bahsedeceğiz. Osmanlı Devleti'nde en çok gelişim gösteren sanat dalı, mimari sanat dalıdır. Külliyeler genellikle cami çerçevesinde yer alır. Külliyeler içinde medrese, kütüphane, darüşşifa, imarethane yer alır. Osmanlı Devleti'nde önceleri Hristiyan tebaanın yetenekli çocuklarının alındığı, daha sonraları Müslüman çocukların da alındığı okul ise Enderun okuludur. Kitab-ı Bahriye eseri ise Piri Reis'e aittir. Osmanlı'da resmi tarih yazarlarına verilen isim ise Naima ismidir. Osmanlı Devleti'nde hastaların tedavi görüldüğü kuruluş ise Darüşşifa'dır. Osmanlı Devleti'nde Libya'yı Rodos ve 12 Uşi Anlaşması ile kaybetmiştir. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda zafer elde ettiği tek cephe Çanakkale cephesidir. Yavuz Sultan Selim döneminde Doğu Anadolu bölgesinde barış yoluyla Osmanlı'ya bağlanmasında etkili olan İdrisi Bitlisi'dir. 1960 askeri darbesinden sonra kurulan genel başkanlığını Ragıp Gümüşpala'nın yaptığı Demokrat Parti'nin devamı niteliğinde parti Adalet Partisi'dir. Fevzi Çakmak, Hikmet Bayun, Osman Bölükbaşı, Kenan Öner gibi siyasetçilerin kurduğu parti Millet Partisi'dir. İzmir İktisat Kongresi'nde yer alan gruplar çiftçi, tüccar, işçi, sanayicidir. Almanya, Polonya'ya Büyük Anne Öldüğü kod adıyla saldırarak 2. Dünya Savaşı'nı başlattı. Osmanlı'da Kanuni'den sonra en uzun süre tahttan kalan padişah 4. Mehmet'tir. Selçuklar döneminde Darül Ala, Yüzellikler Beldesi, Darül Ulema olarak anılan şehir Sivas'tır. Mustafa Kemal'in yeni Türk harflerini ilk kez Tekirdağ'da tanıtmıştır. Osmanlı kaynaklarında Göçerevler veya Kara Arap olarak geçen Türk Göçebe topluluğu Karesioğullardır. Cumhuriyet'in ilk kamu işletmeciliği kurumu Devlet Demir Yolları'dır. Mukaddime eseri İbni Haldun da aittir. Marifetname eseri Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'ne aittir. Erzurum Kongresi'nin toplanmasında Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti cemiyeti karar vermiştir. Megali İdea'yı büyük ülkü anlamında gerçekleştirmek amacıyla İstanbul Patriği tarafından kurulan cemiyet Mavri Mira yani Kara Gündür. Mustafa Kemal İzmir işgalinden sonra halkı milli mücadele etrafında birleştirme kararı almıştır. Milli mücadele döneminde geçici bir hükümetin kurulması ilk kez Erzurum Kongresi'nde gündeme gelmiştir. Kurtuluş Savaşı'nda ulusal egemenliğin koşulsuz olarak gerçekleştirebilmesine ilk defa Erzurum Kongresi'nde karar verilmiştir. Milli mücadele döneminde cepheler arasında kumanda birliğinin sağlanması Sivas Kongresi'nde başlamıştır. Misak-ı Milli kararlarını alan Mebusan Meclisi'dir. Kars Ardahan Batum'un geleceğine dair halk oyuna başvurulması ile ilgili karar Misak-ı Milli'de yer almıştır. İtalya, İngiltere gibi ülkeler Misak-ı Milli kararlarına tepki göstermiştir. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde Mustafa Kemal'in kurulmasını planladığı Müdafaa-i Hukuk Grubu yerine Fellah-ı Vatan Grubu kurulmuştur. İlk TBMM tarafından kurulan Türk Askeri Atika Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmıştır. Kurtuluş Savaşı'nda TBMM hükümetinin yarı resmi yayın organı haline gelen gazete Hakimiyet-i Milliye'dir. Kurtuluş Savaşı'nda Batı cephesinde Yunanistan'a karşı savaşmıştır. Londra Konferansı'na TBMM ve İstanbul Hükümeti birlikte gitmiştir. Lozan Konferansı'nda Türkiye'nin isteklerine en çok direnen gösteren devletler İngiltere, İtalya, Fransa'dır. Lozan Anlaşması ile Rodos ve 12 ada İtalya'ya, Kıbrıs ve Mısır yönetimi İngiltere'ye bırakılmıştır. Lozan'da çözüme kavuşturulamayan konu Musul'dur. 1. TBMM içinde yer alan Müdafaa-i Hukuk Grubu daha sonra da Halk Partisi'ne dönüştü. Terakkiperver Cumhuriyet Partisi'nin belirgin özellikleri cumhuriyetçi liberal olmasıdır. Atatürk döneminde azınlıklarla ilgili sorun Yunanistan ile yaşanmıştır.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanması 1925 yılında yasallaşmıştır. Cumhuriyet döneminde devletleştirme yapılan demir yoluna öncelik verilmiştir. Bozkurt Lotus olayı Fransa ile yaşandı. Uygurlarda siyasi boyların reislerine tutuk adı verilir. Dört taraftaki milletleri düzene koyma çabası Kızıl Elma'dır. Türklerin İslamiyet'i kabulünde sonraki bilinen ilk yazılı eser Kutat Gubilik'tir. Osmanlı Devleti'nde Sultan Abdülaziz döneminde zırhlı gemilerden oluşan filo oluşturulmuştur. Hilal-i Ahmer Cemiyeti Kızılay'dır. Atatürk'ün her türlü tartışmanın üzerinde tuttuğu ve vazgeçilemez olarak nitelendirdiği ilkeler cumhuriyetçilik ve laikliktir. İlk Osmanlı-Venedik Deniz Savaşı 1416 yılında Çalıbey döneminde olmuştur. 1961'de Türk İş Gücü Anlaşması Almanya ile imzalandı. Birleşmiş Milletler resmi dilleri Arapça, Rusça, İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Çince'dir. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'dür. Dehşet dengesi tabiri ise SSCB ile ABD için kullanmıştır. İnce demokrasiye paydos sloganı Demokrat Parti'ye aittir. World Wide Web, geniş dünya ağıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin NATO'daki ilk daimi temsilcisi Fatih Rüştü Zorlu'dur. İş içinde eğitim sloganı ile hareket eden okullar köy enstitüleridir. 1921'de tüberküloz verem hastalığına karşı geliştirilen aşı ise BCG'dir.